Tiryakioto.com YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün IQ ayarlı American Park FX Plus'ı montaj yapacağız. Bu FX Plus'ın farkı ne diye sorarsanız, özet olarak farkı şu: daha güçlü ve daha uzun ömürlü bir yapıya sahip. Bundan dolayı aracınıza daha gönül rahatlığıyla montaj yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda montaja başladık. Ustam, ne yapıyoruz şu anda? Şimdi aracımız Mercedes olduğu için aracımızın aküsü burada. Evet, akü burada. Ön koltuğun altında. İlginç bir yere koymuşlar aküyü. Aküyü gösterelim. Modülümüzde aküye bağlanan sigortalı artı kablomuz olduğu için akümüzden geçireceğimiz kabloyu öne çektik. Modülü ön tarafa koyacağım için. Aküden ön tarafa bir bağlantı veriyoruz. Kablo çektim. Onu detaylı anlatmadım, akıllara karışmasın diye. Kafalar karışmasın, adım adım anlatacağız. Detaylı bir video olacak bu. Yani kendi evde kontrol lambası olan herkesin Amerikanını bağlayabilmesi için bir video çekiyoruz. Evet, onun için detaylı bir şekilde anlatacağız. Şimdi şöyle göstereyim size nereden bağlantı yapılacağını. Yakın çekim alalım burayı. Şurada bir farımızın soketi var. Far soketinde gördüğümüz birden fazla kablo var. Bunları tek tek deneyerek kontrol lambası yardımı ile bulup neyi nereye bağlayacağımızı göstereceğim şimdi. Kontrol lambamızı da bu arada kendimiz yaptık. Kontrol lambamızı gösteriyorum. Kontrol lambamızı da kendimiz yaptık. Şuraya ışığı tutsana sen zahmet abi. Değdirdiğim gibi park kablomuzu buldum. Montaj yaklaşık bir 15-20 dakikada tamam oluyor herhalde. Yani aynen, çok uzun sürmüyor. Montajı basit modülümüzü. Şimdi peki, ben bantladığım evet, için tam detaylı göstereyim. İki tane uzun kablomuz var. Renkleri yeşil ve mavi. Bu modülü koymadığımız, diğer tarafa gidecek, diğer fara gidecek olan kablo. Bunda sadece sinyalin gelen ve gidenine bağlayacağımız kablolar. Diğer kalan zaten toplamda 5 tane daha kablomuz oluyor. Bir farın, diğer farın geliş gidiş, siyah kablo şasemiz, kırmızı kablo artımız, bir de kahverengi tetik kablomuz var. Tetik kablosundan bahsettiğim park kablosu. Parktan aldığı tetiği Amerikanlara, sinyallere yanması için gönderdiği elektrik. Şimdi daha yeni bulduğum, parkları açıp kontrol lambasıyla bulduğum kablomuza şu şekil. Böyle daha yakın çekim alalım. Görsün herkes abi, ışığı da tut. Yine yaklaşalım kamerayla biraz. Şu şekil. Daha yeni kontrol lambasıyla bulduğum kabloya bağlıyorum bunu. Kahverengi kablomuz, parkın elektriğini bulduğumuz kablomuz. Sonra izole bandımızla sarıyoruz. Zaten içinden şema da çıkıyor. Şemayı da takip edebilirler. Yorumlarda birbirlerinden destek de alabilirler. Peki araca göre değişiyor mu? Yani American Park montajı zor olan veya uymayan araç diye bir şey var mı? American Park uymayan diye bir araç yok. Nasıl yok? Park ampulü ya da gündüz ledi olan her araçta bağlanabilir American Park. Yani sinyal ampulü ve park ampulü olan bütün araçlarda American Park modülümüz çalışır. Park ampulünü ne yapıyoruz? Sadece sinyal yanmıyor mu American Park'ta? Park ampulünden tetik alıyoruz. Ha, tetik almak için. Tabii. Yani adı üstünde American Park ya. Evet. Parkları açtığında sinyallerin yanması, anladım, için tetik. Sadece tek kablo bağlanıyor zaten. Şimdi parklarımızı kapatıp dörtlümüzü yakacağım. Peki otomatik farda auto açıkken American Park açık mı olacak? Park yanarken, yani auto'da şimdi gündüz hiçbir şey yanmıyor.
Gündüz hiçbir şey yanmadığı zaman hiçbir şey yanmaz. Ama akşam hava karardı, farlar yandığında otomatik parklar da yanacağı için bu sefer Amerikan parkları. O zaman auto'da değil, açıkta gezmemiz lazım. Parkı, sinyallerin evet. Sürekli yanması için evet, yine. Evet, aynen öyle. Şöyle biraz daha ışığı tutabilir miyiz? Sistem otomatik çalışıyor zaten. Dörtlü yakınca devreden çıkıyor. Sinyal verince devreden çıkıyor. Şimdi gördüğünüz gibi buldum sinyalimizin kablosunu. Biraz daha yakın çekim alabilir miyiz? Sinyalde kontrol lambasıyla bulduğum kablo bu. Bunu araya açmadan, yani bunu araya girdik, buna araya girmiyoruz. Direkt kabloyu kesiyoruz. Bir fara giden kablo var. Bir de fardan gelen kablo var. Yani ana tesisattan gelen kablo ucu, bir de fara giden kablo ucu. Bu uca mavi kabloyu, bu uca yeşil kabloyu bağlıyoruz. İki far için de ayrı ayrı aynı işlemi yapacağız. Aynen öyle. Diğer farda park bağlamıyoruz mesela. Sadece parkın tetiğinin tek taraftan olması yeterli. Burası biraz dar olduğu için işlem yapmam da zor oluyor. Yeşil kablomuz ana tesisattan içeriden sinyalin yanmasını sağlayan kablomuz. Mavi kablomuz da fara giden bununla. Modülümüz nerede? Modül burada. Tabii bu ayarlı Amerikan parkı ayarından kapatarak her zaman söylediğimiz gibi muayeneden rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Muayene görevlisinin bu Amerikan parkı burada görmesinde bir sakınca yok değil mi? Yok yok. Yani sistemimiz düzgün çalışsın, Amerikan parklar kapalı olsun. Yine de muayeneden rahatlıkla geçmektedir. Işığı alabilir miyim? Bunu tekrar söyleyelim, belirtelim. Çünkü müşterilerimizin en çok sorduğu sorulardan biri de Amerikan Park bu muayeneden geçer mi? 4 çıkışlısı da geçer, 2 çıkışlısı da geçer. Hiç fark etmez. Muayeneden rahatlıkla geçebilirsiniz arkadaşlar. Montajımızın zaten çoğu bitti. Yani asıl şeyi yaptık. Asıl ana bağlayacaklarımızı bağladık. Şimdi ince rötuşları yapıyoruz. Diğer fara da bağlayacağız. İstersen diğer koltuktan da çekebilirsin. Şeyden, diğer kapıdan daha rahat görüntü olabiliriz. Buyur abi. Amerikan Parkı arıza yapmak ihtimali ne kadar? Amerikan Parkı ikili modülü, evet, ikili haricinde bağlamadığın sürece hiçbir sorun yapmaz. Çünkü zaten arıza yakmaması için var modül. Şunu şu an test amaçlı buraya yerleştiriyorum. Daha sonra bunlara kablo ucu yaparak devam edeceğim. Ön tarafa gelebiliriz. Ben de normalde çene boldur ama şu an bu videoda biraz daha az konuşuyorum. Montajı görün. Çok fazla tabii ustanın işine de karışılmaz. Ustanın yanında çene de yapılmaz. Usta kovar bizi ondan sonra, öyle değil mi? Yaparım abi. Yaparım. Abdullah abi, dörtlüyü bir kapatır mısın? Dörtlüyü kapatalım. Kapattım.
şu an yaptığım işlemi sizin bu şekilde yapmanıza gerek yok. Ben aküde fazla kablo kalabalığı sevmediğim için şase kablosunu da farın ana şasesinden, ana tesisatından şase kablosunu da buradan bağlıyorum. Sizin bunu yapmanıza gerek yok. Direkt aküyü artı ve eksi olarak verebilirsiniz. Yani burada tek amaç kablo kalabalığını engellemek. Ben sadece böyle alıştığım için, daha toplu olması için yapıyorum. Peki bu montajı nasıl yanlış yapabiliriz ki modülü yakabiliriz? Yani bazı durumlarda modülün yandığını görüyoruz. Yani modül kolay kolay normalde yanmaz. Ama ters bağlantı verip modülü yakma durumu, yani yanlışını da bu olayın söyleyelim. Yani ne yapabilir mesela? Modülün ana artı ve ana eksisini yanlış bağlamadığın sürece yanmaz. Yani bir kısa devre şase yaptırıp yanabilir. Yani modülü... Geri kalan park tetik dediğim kahverengi kabloyu başka bir yere bağladın ya da diğer yeşil ve mavi kabloyu başka bir yere yanlış ters bağladığın takdirde herhangi bir hiçbir sıkıntı çıkmaz. Şu yanmaz ampul, bir aksilik olduğunu test edersin, sonra onu düzelttiğin zaman aynı şekilde devam eder. Yani modülün yanması çok zor bir ihtimal. Bu modülümüz, evet, kendiliğinden sigortalı. Kendi üzerinde sigorta var. Korkanlar olur belki, aracıma herhangi bir şey yaptırdım, aracıma zarar verir mi? Hiçbir zarar vermez. Bir aksilik durumu olduğu zaman zaten modülümüzün kendi güvenlik 7,5'luk sigortası var burada. Kendi içinden kendi yine çıkıyor. Kendi kendine bir aksilik oldu, bir şasoya oldu, başka bir şey oldu. Kendi kendine sigortamız atar. Hiçbir sıkıntı olmaz aracımızda. Oo. Bu tarafı bağladık. Bu tarafımız aktif. Bu tarafın Amerikan parkı aktif. Parkları farın içini çekersek, beyaz gördüğümüz ampul, park ampulü yandığı andan itibaren sinyal ampulümüz de yanmaya devam eder. Farlar yandığında da aktif olur. Şimdi o bahsettiğim ikili kabloyu öbür tarafı çekeceğim. Modülümüzü buraya sabitleyelim. Buradan. Sinyallere LED taktığınızda ben dikkat etmeniz gereken bir konudan bahsetmek istiyorum sizlere. Sinyallere LED taktığınızda LED'in kolay kolay patlamaması için. Arkadaşlar, Amerikan Park'ta LED sinyal rahatlıkla kullanılabilir. Ama Amerikan Park'ın ayarını en full'de değil, ışık şiddetini çok çok düşürmeyecek şekilde bir tık ufak bir kısmanızı rica edeceğim. Bu şekilde LED sinyali daha uzun ömürlü bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve diğer farımıza geçiyoruz. Burada işimiz sanırım biraz daha kolay olacak. Ana hattı direkt, bağladık zaten. Evet, direkt burada sinyal elektriğini bulup.
Bu tarafta da aynı işlemi tekrar yapıyorum. Dörtlüyü açıyorum. Önce dörtlüyü yaktık. Bir ışık tutarsanız bana. Tutalım tabii ki. Kontrol lambamız ile daha yeni ben bakmıştım ama. Şöyle şu kablo. Sinyal kablosunu buldum. Şuradan görüntüyü alabiliyorsanız. Sinyal kablosunu kestim. İki tane boşta kablom. İkiye ayırdığım için. Dediğim gibi ana tesisattan fara gelen kestiğimiz kabloyu, bu kabloyu yeşil kablomuzla birleştiriyoruz. Diğer kabloyu da fardan, yani fara giden kabloyu da mavi kabloyla birleştirdiğimizde zaten sinyal vermeye başlıyor otomatikman far. Modülümüz bağlı olduğu için. Bunu şöyle anlatayım. Tekrar modülün genel özelliğini. Geniş açıdan alalım. Geniş açıdan geriden alalım. Parklarımız açık. Amerikan parkımız da açık. Süper. Çok tatlı bir görüntü oldu bu arada. Anahtarı alabilir miyim? Tabii ki. Sinyal anahtar vereceğim ki nasıl sinyalde çalıştığını görsünler diye. Sola sinyal verdim. Sağ taraf tabii ki kesti Amerikan Park'ta. Evet. Sinyalimi kapattım, tekrar aktif. Sağ tarafa sinyal verdim de sol tarafın Amerikan Park'ı kapandı. Sağ tarafın sinyali aktif. Tekrar sinyali verdim, dönüşümü yaptım. Sinyal kolum düştü. İki taraf da tekrardan aktif. Evet, Amerikan Park montajımız tamam. Şimdi topluyoruz değil mi? Ne yapıyoruz? Tamamdır. Şu an kabloları vesairesini, her şeyini bağladım. Bunu ben buradan söktüm. Arabamız Mercedes olduğu için her şeyi bir zor. Bir de bu araçlar da biraz daha sanırım şey yapmışlar, ters yapmışlar öyle değil mi? Mercedes. Marş motoru altta, V kayışı terste. Herkes bir Mercedes servisi olamıyor. Mercedes'in bir ayrıcalığı olması gerekiyor. Bilerek mi öyle yapıyorlar mühendisliği? Bilerek. Modülümüzün üstündeki düğme şu an tam açık modülümüz. Amerikanımızı kısıyorum. Ampulü çekersek şöyle. Hafif kısalım. Çok tatlı oldu. Evet, böyle çok tatlı oldu. Tamamen kapattık. Tamamen kapatabiliyoruz. Devreden çıkarabiliyoruz. Park ampulümüz aktif. Muayenedeyiz. Amerikan muayene modundayız. Şekilde yanmıyor. Tekrar çeviriyorum. Aktif olarak devam ediyor. Ama şunu yap, kesinlikle yapılmasın. Bunu söktüğümüz anda sinyallerimiz de gider. Onun için tamamen sökmüyoruz. Modülümüzü ayarından kapatıyoruz. Kapatıyoruz, açıyoruz. Ayarından kapatmamız gerekiyor, tamamen sökmüyoruz. Sağ olun, hoş geldiniz. Evet, videoya bir selam vermek ister misiniz YouTube'a? YouTube kanalımıza. Buyurun. Evet.
Nasılsınız Fatih Gene Bey? Gene Abdullah Bey'in ürünlerinden ne takıyoruz bu sefer? Bugün American Park modülü takıyoruz. Mercedes aracımızı. Büyük bir eksiklik giderilmiş olacak. Yani. Evet, bu arabaya çok yakışır dedi Mehmet. Onun için mutlaka takalım dedi. İstiyorum Fatih. Bak eksiğim var. Bir o kaldı yani. Her şeyi Fatih yaptım. Fatih abinin arabası da gayet zor bir arabadır. Gündüzde de altta olduğu için park tetiği de alttan alınıyor. Farda parkı yok. Evet, Clio 4'lerde. Biraz zor takıyorum ama. Çok kişi takmıyor diye zaten bize Fatih abi gelmişti bir zaman. Taktın, siz taktınız mı? Taktık. Gerçekten bir o eksiğim var. Birçok şeyi taksın. O zaman Clio araçlarda ayarlı Amerikan park modülü, Clio 4'lerde zor mu? Zor değil. Çoğu kişi bilmiyor. Gündüzlediğinde aracı çeker miyiz? Aracı çekelim. Altta, Clio 4. Altında, Clio 4 hakkında da bilgi verilmiş olalım. Sis farının altında şu an yanan gündüzledi. Bunu park konumuna aldığımız zaman bir tık ışığı kısılıyor. İkinci kademeden tetik alması gerekiyor. Evet. Onda iki tane altında toplamda 3 tane kablo var Clio 4'te. Sadece Clio 4'te var. Kontrol lambasını değdirdiğimizde ikisinden de ışık yanıyor ama birinde park konumunu aldığımız zaman kontrol lambasındaki ışığımız bir ton kısılıyor. O da park tetiğimiz oluyor bizim. Peki Mehmet Bey, bu modülü nereye yerleştirmemiz lazım? İzole bir yere yerleştirmemiz daha tabii sağlıklı olur sanırım. Ya motor aksamlarından sıcaklık göreceği bir aksamdan daha uzak bir yere yerleştirmemiz daha iyi. Aracın burada çok müsaitliği olduğu için ben bu tarafa koymayı tercih ettim. Sadece bir cırt ya da çift taraflı bant yardımıyla sabitlediğimiz takdirde... Cırtımız takım çantamızda var. Evet, şimdi zaten American Park cırtı modülümüzü takabilmemiz için bir tane şey yapmışlar zaten orada. Bu biraz şu an imkanlar dahilinde az imkanımız olduğu için amatörce oldu. Yani tam videoyu izleyerek yapanlara özel gibi bir şey oldu. Çünkü yan keskimiz bile yok, penseyle yapıyoruz. Az şeyle, ekipmanla American Park montajı diyelim o zaman. Şu an bize American Park'ta lazım olan ekipmanlar. Kontrol lambası, kesecek bir malzeme, elektrik bandı. Tel kılavuz peki? O bu akü Mercedes önde olduğu için. Aynen. Onunla hiçbir işimiz yok. Bu kadar. Herhangi i̇şte bu kadar. Artık kabloya vesaire hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sistemimizi o zaman gösterelim videonun sonunda. Son olarak bir daha gösterelim. Kapanışı öyle yapalım. Araç içerisinden sinyal verelim. Hı hı. Ben sinyal vereyim şimdi bakalım. Sistemimiz nasıl çalışıyor? Arkadaşlar, American Park varken sistem çalışmaz diye bir şey yok. Bakın sinyal veriyorum. Bir saniye. Kontağımız takılı değil tabii. Kontak sende mi Mehmet? Bende. Sinyal vermiyor. Vermez. Videoda rezil oluyorduk az kalsın. Sistem çalışmıyor mu acaba diye soru işareti oldu kafalarda. Evet, sinyal verelim. Bakalım sinyal verecek mi? Evet, sistem devreden çıkıyor ve sinyalini veriyor. Sağ sinyal verelim. Sinyali söndürdüm. Sinyali söndürdük. American Park devrede. Sağ sinyal verdik. Sağ sinyal verdik. Sağ sinyal çalışıyor. Dörtlüyü yakalım. Dörtlü çalışacak mı? Dörtlüyü yaktığımızda da dörtlü devrede. Yani bu şekilde otomatik olarak çalışıyor. American Park montajımız bu şekilde arkadaşlar. Bunu peki nereden sipariş vereceğiz? tiryakioto.com ve WhatsApp sipariş hattımızı her zaman ve her zaman söylediğimiz gibi aşağı bırakıyorum. İçinden bu şekilde montaj şeması da çıkıyor. Benim anlattığımdan daha güzel bir anlatımım var burada. Yani basit bir her şekilde burada basit anlatmış. Modülün özelliklerini de gösteriyor. Mehmet Bey'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.